Jim Factory'nin sunduğu Selin Aktaş'la Fit ve Zarif başlıyor. Fit ve Zarif programından herkese merhaba. Ben Selin Aktaş. Güne zinde başlamak için bomba gibi egzersizlerle sizlerle birlikteyim. Hazırsanız başlayalım. Evet, yine ilk olarak biraz vücudumuzu ısındıracağız. Daha sonra egzersizlerimize geçeceğiz. Evet, hazırsak minik minik önce koşmaya başlıyorum. Evet, vücudumun ısınması önemli. Çünkü egzersizde sakatlanmaları önlemek ve vücudumu hazırlamak için önce ısınmam gerekiyor. Evet, biraz hızlanacağım. Evet, ve şimdi 10 saniye hızlı bir şekilde koşacağım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve yavaşlıyorum. Evet, olduğum yerde yine minik minik koşmaya devam ediyorum. Şimdi, evet, durdum. Bacaklarımı tek tek kendime çekerek ısınmaya devam ediyorum. Evet, yine bunu 15 tekrar olarak yapacağım. Yine nefes veriyorum. Hareketin zor kısmında mutlaka nefes ver. Tekrar. Evet, son 5, 4, 3, 2 ve son kez harikayız. Tekrar minik minik koşuyorum. Şimdi elimle parmak ucuma, ayağımın parmak ucuna dokundum. Çok küçük zıpladım ve diğerine rotasyonla geliyorum. Evet, 10 kere bu hareketi tekrarlayacağım. İyice ısınıyorum. Ve devam ediyorum. 5, 4, 3, 2 ve son kez yapacağım. Harikayım. Yavaş yavaş ısınmaya başladık. Devam ediyoruz. Bu sefer ellerim arkada bağladım. Önce tek tek yavaş yavaş yapıyorum. 10 tekrar arkaya doğru. 5, 4, 3, 2. Şimdi hızlanıyorum. Topukları kalçaya doğru vuracağız. 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve son kez yavaşça bıraktım. 30 saniye dinleniyoruz. Hemen ardından tekrar kollarımı ve bacaklarımı açıp kapatacağım. Aynı anda zıplayacağım. Hazırız. Evet, 30 saniyemiz doldu. Haydi başlıyorum. 20 tekrar. Jumping jacks. Son 10. Son 5. 4. 3. 2. 1. Ve süper. Evet, yavaş yavaş ısınmaya başladım. Evet, bugün daha çok kalça bacak egzersizine ağırlık vereceğiz. Biliyorsunuz ki vücudumuzu en iyi geliştiren hareketler bileşik egzersizler. Yani squat gibi, deadlift gibi fonksiyonel egzersizler. Bugün squat'ı doğru bir şekilde yapmayı öğreneceğiz daha çok. Onunla birlikte de dehşet şekilde vücudumuzu hissedeceğiz. Üst vücudumuzla çalışacak. Evet, hazırsanız öncelikli olarak ilk hareketimde şunu yapmak istiyorum. Omuz hizasında bacaklarım açık. Bir bacağım tamamen düz olacak. Diğer bacağımla yana doğru bu şekilde kıracağım ve kalçamla oturmaya çalışacağım. Burada sırtım hep dik ve kalçamla geriye doğru oturdum. Bir bacağım da tamamen gergin. Burada iç bacağımızı hissedeceğiz. Evet, bu şekilde minik minik önce açıyorum. 5, 4, 3, 2,
Bir ve tekrar doğruldum. Bu sefer diğer tarafa. Evet, açtım. Yine bir bacağım gergin ve diğeri bükülü. Kalçamla iyice oturuyorum. Sırtım hep dik. Evet, 5, 4, 3, 2, 1 ve kalktım. Şimdi bu hareketi önce bir tarafa, sonra diğer tarafa doğru 12 tekrar yapacağım. Ve arada mutlaka 10 saniyelik bir dinlenmem olacak. Hazırsak nefesle birlikte başlayalım. Evet, başladığımız bacakla birlikte harekete 3, 2, 1, şimdi başlıyoruz. Evet, oturdum ve tekrar kalktım. Evet, 2, olduğum yerde. 3, kontrollüyüm, sırtım hep geride. Eğer sırtımı öne verirsem dengem bozulabilir. O yüzden her zaman sırtımı geriye veriyorum. Ve mutlaka kalçamla baskılama yapıyorum. Ve buranın gergin olmasını sağlıyorum. Çok iyi gidiyoruz. Evet. Son 3 tekrarım kaldı. Hadi hiç bırakmadan. 3. 2. Ve son kez. Harikayım. Evet, ilk tarafı bitirdik. Şimdi gelelim diğer bacağa. Şöyle bir nefesimiz tekrar kendine gelsin. Derin bir nefes alalım. Şöyle bir rahatlayalım. Şimdi de diğer bacak için hazırlanıyorum. Al nefes. Evet, nefesle birlikte. Evet, iyice oturdum. 2. 3. Çok güzel gidiyor. Hiç bozma. 4. 5. Evet, yarısı bitti bile. İyice kalçamla oturuyorum. Evet, iç bacağımın gerildiğini hissediyorum ve dehşet şekilde çalışıyor şu an. 8 oldu. Haydi, çok az kaldı. Son 3'e giriyorum. Dayan. 3. 2. Ve son kez. Bravo. Şimdi bu hareketi bir kez daha tekrarlayacağız. Çünkü etki etmesi için bir kere daha yapmaya ihtiyacımız var. Gelecek antrenmanlarımızda tabii ki bunu bir tık daha zorlaştıracağız. Hazırsak, evet, biraz dinlenelim. Şöyle bir kendimizi salalım. Şöyle bileklerimizi rahatlatalım. Evet, bir kez daha yapmaya hazırız. Yine aynı başladığım bacakla devam ediyorum. İkinci setteyim. Açtım yine bacaklarımı. Parmak uçlarım dışarıya bakıyor. Evet. Dengemi sağladım. Sırtım hep geride. Evet, aşağı doğru. Sırtım geride. Kalçamla iyice oturuyorum. 2. 3. Güzel. 4. 5. 6. Çok güzel. Yine 12 tekrar. Çok az kaldı. Şimdi son. 3. 2. Evet. Kalkarken nefes veriyorum. Ve son. Bravo. Tek bir bacağım kaldı. Onu da yapacağım. Ve bu setimizi de bitireceğiz. Hazırlanıyorum. Yine nefesle birlikte başlıyorum. Haydi, hazırsak. Evet, çök aşağıya doğru. Kalçamla iyice oturdum. Evet, bir bacağım gergin. İç bacağımı hissediyorum. Evet, nasıl yandığını şu an hissediyorum. İyice etkilemeye başladı. 4. 5. Çok güzel. 6. 7. 8, 9, 10 ve son 2. Haydi, son ve kaldım. Şimdi bıraktım. Evet, ilk hareketimizi yaptık. Burada daha çok iç bacaklarıma yönelik çalıştım. Ama tabii ki bütün vücudumda çalışmaya devam etti. Şimdi ise asıl
baba hareketlerimizden bir tanesi. Yani eğer vücudunuzu forma sokmak istiyorsanız ve rutin olarak egzersizlerinize devam ediyorsanız olmazsa olmazımız. Yani eğer ki ciddi bir diz probleminiz yoksa antrenmanlarınızda mutlaka olması gereken bir hareket squat yapacağız. Evet, şimdi öncelikle squat'ı nasıl yapıyoruz onu öğrenelim. Burada bilmemiz gereken birkaç tane püf nokta var. O da öncelikli olarak bacaklarımı omuz hizasında açıyorum. Evet. Önce dengemi sağlayacak bir şekilde kollarımı ayarlıyorum. Bu dengeyi istediğiniz şekilde sağlayabilirsiniz. Size hangisi rahat geliyorsa. Evet, daha sonra omuz hizasında açtım. Kalçamı geriye vererek oturuşumu yapıyorum. Burada yine sırtım dik olacak. Öne ya da geriye vermiyorum. Sadece dik bir şekilde olduğum yerde paralel oturuyorum. Ve parmak uçlarım dizime asla geçmeyecek. Kalktım ve tekrar kontrollü bir şekilde uzandım. Burada biraz pelvisi öne doğru verip kalçanızı sıkabilirsiniz. Bu daha etkili olur. Bir de şu var. Mesela çökerken kesinlikle bacaklarım birbirine değmeyecek, çarpmayacak. Hep paralelim. Paralel bir şekilde oturuyorum ve paralel bir şekilde kalkıyorum. Evet, şimdi birlikte yapalım. Yeni başlıyorsanız lütfen az sayıda tekrarda yapalım. Bunu zaman içerisinde tekrar sayılarını artırarak çok daha iyi olacaksınız zaten. Evet, haydi bakalım. Birlikte başlayalım. Dengemi buldum ve hareketim için nefes aldım. Kalkarken nefes veriyorum çünkü zor kısım orası. Tekrar çöktüm ve kalkarken nefes veriyorum. Yukarıda iyice kalçamı sıkıyorum. Kalçamızı kesinlikle sıkmamız gerekiyor. Bu çok daha etkili ve çok daha hızlı geliştirecektir. Evet, 3 oldu. 4 5 Evet, uzun süredir yapmıyorsanız muhtemelen şu andan hissetmişsinizdir. Oldukça bütün vücudumu şu an ele geçirmiş durumda. Evet, devam ediyoruz. 8 Yine 12'de bırakacağız. 9 İyice kalçamı sıkıyorum yukarıda. Evet. 10 Haydi son 2 Ve son kez yapacağım. Tekrar bitirdim ve dinleniyoruz. Mutlaka arada 30 saniye kadar dinleneceğiz. Ve bir kere daha bu hareketi yaptıktan hemen sonra tekrardan bunu yaptığımız için bacaklarımızı rahatlatmaya geçeceğiz. Hazırsak son kez bir set daha squat'a başlayacağız. Evet, nefes aldım, çöktüm, nefes verirken kalkıyorum ve tekrar parmak uçlarım dizlerime geçmiyor, sırtım hep dik. Evet, 4, 5, 6, 7, 8, güzel. 9. Haydi. Son 3. 2. Son tekrarda kal şimdi. Kal. 5. 4. 3. 2. Ve yavaşça kalk. Aniden kalkmayın yoksa bayılacak gibi olabilirsiniz. Çünkü kan akışımız şu an çok hızlandı. Evet, şimdi 2 tane çok etkili hareket öğrendik. Ama şu anda bunun için bunu rahatlatmamız lazım vücudumuzu. Yoksa ağrılarımız olabilir. Ağrımız olmaması için hemen çalıştığımız bölgeleri rahatlatıyoruz. Bunun için evet, bu şekilde bacağımı kırdım. Evet, arkası gergin. Bu şekilde hafifçe yaylandırıyorum. Evet, squat'ta en etkili olarak ön bacağımı hissettiğim için ön bacağımın esnemesi çok çok önemli. Ve diğer taraf için yine geçtim. Diğer tarafı da rahatlatıyorum.
Evet, çok güzel. Ve şimdi de şöyle komple vücudumu rahatlatayım. Gel şimdi böyle. Bük bir tane bacağını. Evet, ileriye doğru açıl. Ve diğer taraf için de yine aynı şekilde. Evet, harikayız. Bugünlük şimdi bu kadar. Yarın tekrardan saat 10'da kanal ve ekranlarında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Gym Factory, Selin Aktaş'la Fit ve Zarif'i sundu.